Evet, sevgili Bursa TV izleyicileri, bu akşam hem moderatör değişti hem de bir konuğumuz var. Evet. Bursa MHP İl Başkanı Sayın Tevfik Topçu bu akşam misafirimiz. Türkiye'deki son siyasi gelişmeleri ve MHP'nin duruşunu genellikle burada konuşacağız. Başkanlık sistemine, işte başkanlık sistemiyle ilgili Devlet Bey'in katkıları, idam tartışmaları, AK Parti ile bu konudaki, işte bugün yine Cumhurbaşkanı ile bir görüşmesi vardı. Bütün bunları konuşacağız. Program ortağım Şakir kardeşim, Şakir Çalışkan ile beraberiz. Önce hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben de başkana hoş geldin diyorum. Şeref hoş bulduk. Bu şeref bize ait efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, biliyorsun son günlerde özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye'nin gündemini ciddi şekilde devlet belirlemeye başladı. Devlet Bey yani. Belirlemeye başladı ve bugün de Cumhurbaşkanı'yla bir son görüşmeleri vardı. Şimdi merak edilen bir şey var. Devlet Bey daha önce başkanlık sistemine karşıyken, bu darbe sonrası Türkiye'deki gelişmeler, değişmeler belki de düşüncelerini değiştirmiş olabilir ama kendisi ne gördü de böyle bir desteğe ihtiyaç duydu? Bunun sebebi nedir? Bu konuda parti içinde veya sizlerle istişarelerinde belki bir şeyler söylüyordur. Bu konuda merak ediyoruz hepimiz, kamuoyu da. Öncelikle şu destek meselesinin cümlesini bir gözden geçirmek ben lazım. Ben de onu soracaktım. Destek. Acaba destek mi? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıldır Türk siyasi hayatında Türk milliyetçiliği fikrini ifade eden ve böyle bir duruş gösteren ve hep net olan bir siyasi partidir. Yani bugünden yarına fikirleri de değiştirmeyen, dün siyah dediğine bugün beyaz evet demeyen, genellikle birileri gibi çok aldatılmayan, aldatılmaya müsait olmayan, omurgası olan bir siyasi harekettir. Böyle baktığımızda aslında Devlet Bey'in, Sayın Genel Başkanımızın bu meseleyle alakalı duruşunu şöyle izah etmek lazım. Türkiye'de gerçekten hukukun üstünlüğüne inanmak lazım. Hukuku bütün unsurlarımızla hayatımızda yerleştirmek lazım. Cumhurbaşkanımızdan en aşağıdaki insanımıza kadar. Şimdi baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimindeki Türkiye'de zaman zaman hukuk zorlanmıştır. Bunların örneklerini verirsek, örnek olarak çözüm süreci. O çözüm sürecinde neler yaşadığımızı biliyoruz. Habur rezaletini yaşadık biz. Bunların hepsi tamam hukuksuz uygulamalardı. Bir terör örgütü düşünün. 30 yıldır bu ülkede birilerine göre 500-600 milyar dolar kaybı, ekonomik kaybı yaşatan bir terör örgütü. Enerji bizi tüketen, bunun yanında da 30 binin üzerinde de insanımızı katleden, şehitlerimize sebep olan bir hareket. Ve bununla masaya oturuyorsunuz. Evet. İşte Habur rezaleti. Habur'da bir hukuksuzluk yaşandı. Dönüyoruz. Oslo'da, Kandil'de, Dolmabahçe'de bu terör örgütüyle çeşitli pazarlıklar yapıldı. Biz o zaman dedik ki, ya hukuk, bu Türkiye'de terör örgütleriyle pazarlık edemezsiniz. Bu Türkiye'yi hem küçültür hem hukuki anlamda izah edilemez. Dönüyoruz FETÖ terör örgütündeki 2009'dan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi ısrarla bu insanlar yanlış işler yapıyorlar, yargılanmalılar, hukuk karşısında aklanmalılar, Pensilvanya'daki vatandaş gelip yargılanmalı, aklanırsa faaliyetlerine devam etmeli. Ve şimdi 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz'da gerçekten her ne kadar birileri ya bu işte soru işaretleri var, şudur budur dese de Türk milletinin yaşadığı en önemli facialardan biridir. Uçurumun kenarından Allah dönüştür. Türk milletinin ferasetiyle evet Cenab-ı Allah korudu. Evet. Hal böyle olunca Türkiye tekrar bir hukuksuzluk sistemine doğru yürür endişesiyle Genel Başkanımız böyle bir uyarı yaptı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın davranışlarını biliyoruz. %52 ile seçilmiştir. %52 ile seçildiği dönemde bugünkü anayasa hükümlerine göre seçildi. Ve görev tanımı da bugünkü anayasa hükümlerine evet göre ve aynı zamanda da geleneksel bir cumhurbaşkanı birikimimiz var bizim. Hal böyle olunca Sayın Cumhurbaşkanımız hem cumhurbaşkanlığı yapıyor, hem iktidar partisinin genel başkanlığını yapıyor, hem başbakanlık yapıyor, siyasi partisini oy istiyor, meydanlarda 400 milletvekili isterim diyor. Bütün bunlar hukuku zorlamak
Ve bu hukuksuzluk uzun süre devam eder ise bu tartışma büyüyecek. Devlet Bey bunu gördü ve şunu dedi. Sayın Cumhurbaşkanı, yaptığınız doğru değil. Gelin bunu meclise getirin. Eğer 367'yi buluyorsanız bir problem yok. Siz zaten başkanlık sistemine geçerseniz ve ona göre tanzim, ona göre davranırsınız. 330'u bulursunuz, millette gitmekten de biz kaçmayız. Eğer 330'u bulursanız, biz 330'u buldururuz demedi. Bakın, 330'u bulursunuz dedi. 330'u buldururuz demedi. Ancak bu denemeyi yaptıktan sonra meclise getirdiniz. 367'yi bulamadınız, 330'u da bulamadınız. O halde bu uygulamadan vazgeçin demektir. Biz yani Devlet Bey'in burada şeyi, mecliste biz başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine 330'u bulacağı şekilde milletvekili desteği vermeyecek mi? Yani onu mu anlıyorum? Şimdi Genel Başkanımızın son 3 haftadır açıklamalarında, grup toplantısında her birinde biz parlamenter sistemin güçlendirilerek devamından yanayız, ifadesini kullandı. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim iktidardan beklentimiz de şu. Ne istiyorlar? Onu da bilmiyoruz. Biliyor musunuz siz? Başkanlık sistemi istiyorlar. Hangi başkanlık sistemi? Dünyada bunun birçok farklı örnekleri var. Adına Türk tipi bir başkanlık. Fakat Türk tipi başkanlıktan derdimiz ne, muradımız ne, kuvvetler ayrılığının durumu ne olacak? Şakir Bey AK Parti'de politika yapmış biri olarak bu sorunun cevabını herhalde nasıl bir başkanlık Şimdi ondan önce bu akşam tabii biz konuğumuzu daha ziyade konuşturmak istiyoruz. Dinlendirelim arada. Evet. Bir de şu var, ben burada... Evet, AK Parti'de geçmişte siyaset yaptık, hala o partinin üyesiyiz vesaire ama şu anda o sıfatta bulunmuyoruz. Burada evet. Yetkimiz de yok. Onlar adına konuşmaktan imtina ederiz siyasi ahlakımız gereği. Yalnız ben de müsaade edersen soruyu biraz açayım ve şey yapayım, daha belki başkanın açıklamalarına da fırsat tanımış oluruz. Yani şimdi şöyle... Halk şöyle anladı bunu açıkça, yani siz öyle diyorsunuz ama durup dururken bu başkanlık sistemi tam uyumuşken, özellikle darbe sürecinden sonra AK Partililer tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bir nevi gündemden düşürülmüş gözükürken birdenbire Devlet Bey tarafından gündeme getirilince ve devamındaki açıklamaları siz öyle yorumluyorsunuz. Tabii ki ya, o şekilde de yorumlanmaya müsait ama halk bunu, biz de şahsen öyle anladık. Evet. Bu destek veriyor ve bu desteği önce şöyle konuşuldu, hatırlıyorsanız başkanım. Dendi ki biz 330'u bulma konusunda yardımcı oluruz, evet. Halka götürürüz ama halk da ne derse odur. Orada yani... O bizim tabanımızı da bir nevi serbest bırakırız. Nasıl düşünüyorlarsa evet. Öyle davransınlar gibi bir şey. Fakat sonra onu da şey yaptı, tebarüz ettirdi, açıkladı. Dedi ki bu sefer biz mecliste ne demişsek şeyde, evet. Sahada da onu söyleriz dedi. Ve kendisiyle de bu anlamda çelişmemiş oldu. Elbette mecliste dediğini karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar misali olmazdı, çelişkiydi. Onu da düzeltmiş oldu. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin genel başkanımızın görüşmesi de aslında, ben yorumları falan dinledim. İşte Sayın Erdoğan da bu tavırdan anladığımız kadarıyla emin değil ki. Devlet Bey, siz ne demek istiyorsunuz? Bunu bir bana söyleyin mi? Ona göre yola çıkalım mı demiş olabilir size göre? Şimdi bak, biraz evvel ifade ettim. Türkiye 15 Temmuz'da sonra Türk milletinin talimatıyla bir yeni kapı ruhu dediğimiz. Bu aslında Türk milletinin siyasilere bir talimatı ve zorlamasıdır. Evet. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Milliyetçi Hareket evet. Partisi... Ülkenin durumu iyi değil. Ülke saldırıya uğruyor. Artık bu kısır çekişmelerden, günlük kavgalardan vazgeçin.
Bu ülkenin menfaatine bir şeyler yapın. 15 Temmuz'un bir anlamda okuması, yedi kapı ruhu ile ifade edilen okuması da budur. Türk milletinin talimatıdır bu. Kahir ekseriyetinin talimatıdır bu. Şimdi hal böyle olunca, fakat 15 Temmuz ruhu dedik bir noktadan sonra geldik ki, hem Cumhurbaşkanımız cümle aralarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne göndermeler yapmaya başladı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de bundan sanki memnun olmuşçasına daha sert ifadelerle saldırmaya başladı ve Türkiye yeniden bir siyasi günlük çatışmaların içerisine. İşte Devlet Bey böyle bir dönemde dedi ki, gelin bu işi halledelim. Bakın bu konuşma 18 Ekim grup konuşması. Aynen şunu diyor. Dedim ki Türkiye'de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve anayasaya uygun değildir. Ve de suç işlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır. Bu cümleler Sayın Genel Başkanımızın 18 Ekim'deki grup konuşması. Devam edersek bu durum anayasaya aykırıdır. Ya dedim Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık zorlamasından vazgeçsin ki altını çiziyorum burasının bizim açımızdan da en doğru olan budur. Peki. Çok net. Ve devam ediyor. Ya dedim fiili durum hukuki boyut kazansın. Bunu anlamayan varsa sözüm söz olsun. Heceleye yeni baştan alfabe öğretir gibi anlatmaya varım ve hazırım. Peki Sayın Başkanım, özür dileyerek şunu söylüyorum. Biz bu açıklamaları böyle değerlendirdik. Ali Bey de böyle anladı, halkın çoğu da böyle anladı. Siz ne anladınız? Siz bir il başkanısınız, MHP'nin il başkanısınız. Bursa'da sizin de çevreniz sık sık görüşüyorsunuz arkadaşlarınızla. En iyi herhalde Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını siz ve sizin tabanınız evet, anlar. Evet. Buradan şunu hemen soru şu. Soru bir. 330'u bulma konusunda yardımcı olacak mı? MHP yani ki yarın öbür gün meclise gelecek. Soru iki. Az önceki açıklaması doğrultusunda orada yardımcı olmuşsa sahada siz de başkanlığa oy verecek misiniz? Soru gayet açık ne? Burada diyorum ki ben. Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık zorlamasından vazgeçsin. Ki bu bizim beklentimizdir. Bir de Sayın İktidar Partisi'nin ne getireceğini de bilmiyoruz. Nasıl bir başkanlık istiyor? Kuvvetler ayrılığı. Siz nasıl başkanlık olursa razı olursunuz? Biz parlamenter sisteminin güçlendirilerek devam öyle demiyor. Yani diyor ki parlamenter sistemi güçlendirmek istemiyor. Açık kim AK diyor? AK Parti'nin şeyi AK Parti açık. AK Parti böyle istiyor. Evet. Biz de siz diyoruz, ne dersiniz? Biz de diyoruz ki bu siyaset bir uzlaşma alanıdır. Daha çok kavga eden, daha çok gürültü koparan, daha çok sesini çıkaran, daha çok hakaret edenin haklı olacağı bir durum değildir. Ve biz de siyaseti aklı selim yapmayı tercih eden bir siyasi partiyiz. Biz de diyoruz ki henüz ne istediğini, ne istendiğini de bilmiyoruz. Bugün muhtemelen göstermiştir ne istediğini Cumhurbaşkanı. Şimdi bakın bugünkü görüşmeyle alakalı bugün birçok arkadaşımız da beni de arayarak sordu. Ne oldu, bilginiz var mı diye. Gerçekten benim de bir bilgim yok. Fakat bildiğim şu, genel başkanımız oraya bir dosyayla gitti. Belki de genel başkanımız orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne istediğini, ki ben bugünkü görüşmenin büyük boyutuyla bu Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olacağını düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Musulluğaki varlığımızın devam ettirilmesi anlamında Türk milletinin iradesini bu konuda destek olacağımızı ağırlıklı konum bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bilemiyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partililer ve ülkücüler meseleye şöyle bakarız. Biz devlet geleneğine saygı duyan insanlarız. Tayyip Erdoğan'ı severiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı sevmeyiz, fikirlerine katılırız veya katılmayız. Ama bugün devletimizi temsil eden en üst noktadaki makam odur. Biz ona saygı duyarız. Çağırdığı zaman da gideriz. Fikirlerini bizi sorarsa söyleriz. Nezaketle gideriz. Şimdi orada eğer Cumhurbaşkanımız bu görüşme baş başa yapılan bir görüşme. Usul odur ki devlet geleni de budur. Üst makam eğer açıklarsa oradaki görüşmeyi bize açıklamak düşer. Sayın Genel Başkanımız sanıyorum bu konuda eğer orada bir konuşma olmadıysa, bir sözleşme olmadıysa Cumhurbaşkanı açıklamadan bu konuda kamuoyuna bir şey açıklamaz. Bu işin devlet geleni de nezaketi de bunu gerektirir. Ne konuşlar ben de bilmiyorum. Yarın MYK toplantımız var. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Ankara'da toplanacak. Orada genel başkan belli ipuçları verir mi vermez mi bilemiyorum ama bekleyeceğiz göreceğiz. Ama şunu net olarak söylüyorum.
önce Adalet ve Kalkınma Partisi ne istediğini Türk milletine ifade etmeli. Şimdi dünyada birçok uygulamalar var başkanlık sisteminin. Başkanlık, yarı başkanlık, farklı sistemler var. Baraj aşağı inecek mi? Türkiye'nin başında biz baraja inmesine karşıyız. Ki %10 barajından en fazla muzdarip olmuş, zaman zaman buna takılmış bir siyasi partiyiz. Buna rağmen ülkenin bulunduğu şartlar gereği barajın %10'da muhafaza edilmesini tercih eden bir siyasi partiyiz. Şimdi başkan... Şimdi bunu ne getirecek? Kuvvetler ayrılığı ne olacak? Yürütme, yargı ve yasama. Bugün baktığımız zaman bu FETÖ soruşturmasıyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor ve soruşturmalar daha sertleşiyor. Neredeyse yargı Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat alma noktasında. Biraz yumuşuyor, yargı da yumuşuyor. Meclise talimat verebilecek konumda Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu yasa istiyorum dese, ki İran tartışmasında meydanlardan hükümete mesaj veriyor. Diyor ki işte bana gelirse onaylarım. O idam tartışmasını ayrıca konuşacağız herhalde. Ayrıca daha bu başkanlık meselesini halledemedik. Türk milletinin, burada, demokrasinin burada... güçlendirilmesine, bu yürüme, yürütme, yargı ve yasamanın kuvvetlendirilerek ayrışmasına ihtiyacımız var. Birbirini tamam, denetlemesine ihtiyacımız olabilir var. Deniyor. İşte olabilir. Şimdi bunu görmemiz lazım. Sayın Başkan, burada tabii kafamız karıştı. Biz Devlet Bey'in açıklamalarından şunu anladık. Öyle ya da böyle netice itibariyle bir başkanlık sistemi bir sistemdir. Parlamenter sistem ayrı bir sistemdir. Şimdi bu tartışmaların olmasının sebebi zaten Devlet Bey'in başkanlık sisteminizi getirin, görelim. Ben amiyane tabiriyle söylüyorum. Meclise getirin, görelim. Eğer kafamıza yatarsa, bizim gönlümüze yatarsa bunun 330'u bulmanıza yardımcı oluruz. Yani hayır, parlamenter şey... sistemi güçlendirecek bir yapı veya bir anayasa değişikliği zaten şu anda gündemde değil. Başkanlık sistemiyle ilgili, başkanlık yapısıyla ilgili teklifinizi görmek istiyoruz gibi bir çıkışı oldu. Şimdi herkes de benim gibi hayır, anladı. Bu böyle, şimdi, böyle değil aslında. Şimdi o zaman parlamentoya ne getireceğiz? Yani anayasa değişikliği, bu böyle bir durumda anayasa değişikliği gelmeyecek parlamentoya. Çünkü başkanlığa hayır diyor. Yani ben onu mu anlıyorum şimdi? Peki, burada? Peki bakın yani, bir şeyle de yapayım da netleştirmek adına. Evet. Ali Bey kusura bakmayın. Şimdi ben açıklamalarınızdan, yani MHP net konuşan bir siyasi harekettir. Burada kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. İnsanların kafası ciddi anlamda karışık ne olacağını. O yüzden de sizden net cevaplar almaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Yani böyle sizi sıkıştırıyor falan değiliz. Yani burada sıkıntı yok. Ama evet, şudur. Ya şimdi herkes bu başkanlık tartışması etrafında Sayın Bahçeli'nin çıkışını bu başkanlık tartışmasıyla alakalandırdı. Yani bu başkanlıkla ilgilidir. Parlamenter sistem tartışılmıyor şimdi. Evet. Şu anda tartışılan şey başkanlık sistemidir. Şimdi sizin anladığınız evet biz parlamenter sistemden yanayız. Öyle söylüyorsunuz. Ve bunu anladığımız kadarıyla desteklemeye, parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yanayız. Ve bu tavrımızı sürdüreceğiz. Ben öyle anlıyorum diyorsunuz. Tam da öyle değil. Evet. Ya o zaman bakın şu net olur. Milliyetçi Hareket Partisi yarın öbür gün şu başkanı... soruyu bitireyim de yarın öbür gün önümüze Devlet Bey de dedi ki tamam biz bu başkanlık sistemine şu anda taraftarız dediğinde siz de herhalde o hareketin Bursa il temsilcisi olarak başkanlık sistemini gayet destekleyeceksiniz. Gayet tabii. Yani bunu anlamaya çalışıyorum. Bakın ben şunu bir daha söyleyeyim. Devlet Bahçeli'nin dediği getirin başkanlık sistemini tartışalım demedi. Devlet Bahçeli'nin net olarak söylediği şu. Ey Sayın Cumhurbaşkanımız, sen hukuka uymuyorsun. %52 ile seçildin. Bu anayasaya göre seçildin. Ve bu anayasaya göre görev yapmak üzere seçildin. Yetmedi. Parlamentoda göreve başlamadan önce bu anayasa üzerine yemin ettin. Doğru mu? Evet. Bu anayasaya uyacağıma dair yemin ettim. Doğru mu? Şimdi diyoruz ki biz eğer bu hukuksuzluk, bu hukuksuz uygulama devam eder ise Türkiye'de yine 15 Temmuz öncesi gibi bir kaosa gider. Bunu yapmayın. Getirin bunu parlamentoya. Eğer bizi ikna edebilirseniz. İkna olmayınca baştan, ikna olmayacağınızı baştan söylüyorsunuz ama. Ne getireceğini de bilmiyoruz. Sevgili başkan şimdi. Ama bundan vazgeçin. Eğer bu denemeyi getirirsiniz meclise. Millet iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil etmiyor mu? Bunu getirin. Anayasamızda net. 367'yi bulursan yasalaşır. Bulmazsan 330...
Bu uygulamadan vazgeç. Bu hukuksuz uygulamaktan vazgeç. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istemekten vazgeç. Hükümetin yaptığı çalışmalardan, açılışlardan, muhtarlarla yaptığın toplantıda CHP, MHP sallamaktan, eleştirmekten vazgeç. Bunu söylüyoruz. Ya bundan bunlar, vazgeç. Bunlar tabii kişisel tavırlarıdır da başkan burada şu var. Biz de tabii izliyoruz. Şakir de hukukçu, ben de. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın anayasadan kaynaklanmayan bir yetki kullanmadı. Ben AK Partili şahit olarak olmadı. Yapacak. Yani şimdi ben şahsi görüşümü söylüyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 52 dolaştı. 7 Haziran Tabii şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istedi. Adalet Kalkınma Partisi'ne oy istedi mi bilmiyorum. Tabii ki onu zımni olarak istemiş olabilir. 400 ama halkın seçtiği, ya 400 milletvekili parlamentoda verirseniz tek başına anayasayı değiştirebilir. Zımni istemeleri evet doğrudur ama ama fiilen uygulamaları ve yaptıkları şimdi anayasadan kaynaklanmayan hangi yetkiyi kullanıyor? Bu muhalefet tarafından çok eleştiri getiriliyor da. Ben de eleştiriyorum. Şimdi bu ya doğru tarafları da olabilir. Bir şey demiyorum ama şimdi burada şunu anlayamadım ben şimdi açıklamalardan. Ben kamuoyunda ve basından izlediğimiz kadarıyla ben çok farklı şey etmiştim ama şimdi sizinle konuşunca bu kafam algı, karıştı. Bu algı oluşuyor. Şimdi şöyle varsayalım. Yani şu anda AK Parti işte hatta geçenlerde Afyon'da mı kampa girdi? Evet. Anayasa çalışmaları yaptı. Evet. Ve bir teklif getirecek. Başkanlık sistemini, anayasa değişiklikleri gel. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi getirilen bu anayasa değişikliği, başkanlık sistemi öneriyor ama kafasına da uygun. Yani itirazlarını da karşılıyor diyelim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazlarını karşılayan bir değişiklik ama başkanlık sistemi. Yani parlamenter sistem değil. O zaman yani bu başkanlık sistemidir diye oy vermeyecek mi? Yani bu şimdi 330'a ben onu bilemem. Ben şimdi niyeti okuyamam. Yani. Ama ben şunu bir daha söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Türk siyaset geleneğinde olmadığı şekilde davranmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir davranmıştır. Örneklerini vereyim ben size. 52 il, bir seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanı hangi maksat ve niyetle 52 ilde miting yapar? Seçimden sonra yap. Ve direkt Kılıçdaroğlu'na ben alışılmış cumhurbaşkanı olmayacağım. Ama ilk defa Türkiye'de halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Ama bu anayasaya göre seçildi. Tarafsız. Hiç önemli ha, şunu değil. Anayasada ihlal. O referandumda cumhurbaşkanımızı milletin seçmesiyle ilgili anayasa yasalaşırken, kanun yasalaşırken bu referandumda oldu biliyorsunuz. Bu referanduma bir maddede koysaydınız, partili cumhurbaşkanı ya, deseydiniz, onu da onaylasaydınız. Sayma, o zaman çıksın partili cumhurbaşkanı. Kaldı ki o evet, halkın seçmesinin önünü de MHP açmıştır. Onu da biliyorsunuz. Nasıl? Yani bir devlet krizi gündeme gelmişti. Bir 367 garabeti yaşadık. Hı. O 367 garabetini de MHP'nin o desteğiyle daha, açtı. O daha önce. Bakın işte MHP'nin zaten cumhurbaşkanının seçilmesi evet, Abdullah Gül'ün seçilmesini. Bayan Abdullah Gül'ün seçilmesini. Parlamentoya katılarak. Parlamentoya girerek destek Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir siyasi partinin desteği ve karşıtlığı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir görüşü vardır. Bu görüşe uygunsa yapar. Yanında olur. Değilse karşısında olur. Ya başörtüsü işte meselesinde. Sözlükte açtığı zaman destek diye yazıyor. Yani evet. Yani zımnen de olsa destek. Hayır, ben sorumu mesela işte onu netleştiriyorum. Başkan şunu anlamak istiyorum ben. Ya sizin AK Parti hani hep işte şu tip bu tip diyor ya. AK Parti MHP'nin istediği standartlarda diyeyim efsafta bir anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi geldi. Sistem başkanlık sistemi, parlamenter sistem değil. Ve bu sizin de arzuladığınız değişikliklerle işte biraz önce saydığın gibi bu yanında belki bir kısım siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi kanunların değişikliğini de beraberinde getirebilir. Böyle bir teklifle geldiği zaman parlamentoya
başkanlık sistemi olması hasebiyle buna oy vermeyecek mi? Yoksa tamam, bu bizim istediğimiz demokrasiye uygun, kuvvetler ayrılığına uygun, işte bizim de içimize sinmiş bir başkanlık sistemi. O halde bu 330, ben öyle anladım. 330'la çıksın ama millete gitsin. Millet ne derse o başım üstüne şöyle diyeceğiz. Şöyle bir soru ilave edeyim başkan. MHP'nin karşı olduğu başkanlık sistemi nedir? Mesela ondan diyelim ki siz %100 şöyle bir başkanlık sistemine karşıyız biz dediğiniz şey nedir? Şimdi bakın, önce şunda bir netleşmemiz lazım. Siz diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız yasaları ihlal etmedi. Yasaları ihlal edecek bir eylem içerisinde olmadı. Ben de diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy istedi, yetmedi. Sayın Kılıçdaroğlu Ana Muhalefet Partisi'ne CHP'nin genel müdürü. MHP'ye çok ağır ifadeler kullandı o dönemde. Bizimle alakalı. Şimdi biz bunları unutmadık. Biz diyoruz ki Türkiye'de zaten Orta Doğu coğrafyasının insanları hareketli, öfkeli, sevinçli, çok kalın çizgilerle ifade eden bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımız orada otursun. Devletin başı olsun. Hepimizin Cumhurbaşkanı olsun. Üç siyasi lider, yani o zaman zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu veya şimdiki Binali Yıldırım, beceriksiz, niteliksiz, cevap veremez, yetersiz bir başbakan mı ki? Ana Muhalefet Partisi liderine cevap vermediler. Sayın Cumhurbaşkanı cevap veriyor. Halbuki bu üç siyasi parti lideri ülkenin menfaatleri söz konusuyken kavga ederlerse ayıracak bir ağabey lazım. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir sıfatı olsun. Bu polemiklere girmesin. AKP'ye oy istemesin. 52 il dolaşmasın. Dolaşacaksa seçimden sonra dolaşsın. Bunu söylüyor. Siz bunların karşısında bana diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir yasayı ihlal etmedi. Ha, böyle bir şey olmadı mı? Önce bununla bir anlaşalım. Cumhurbaşkanının konumunu tartışmıyoruz. Yok, tabii. Şu anda diyoruz ki bu yasa dışı. Şöyle söyleyelim, şöyle düzeltelim. Burada şahsi görüşümüz olarak değil ama AK Parti'nin savunması olarak şöyle söyleniyor. Deniyor ki daha önceki cumhurbaşkanlarının bu yetkileri kullanmamış olması şimdiki cumhurbaşkanının bu yetkileri kullanmasına Şakir mani Bey, değildir. İstirham ediyorum. Ya estağfurullah, ben şimdi tırnak içinde bizde yok. Soruyorum şimdi başkan, bu AK Parti'nin, siz de duyuyorsunuz, AK Partililer de böyle savunuyor işte. Cumhurbaşkanı da kendi de diyor. Ben ya aslında mesele şu. Şakir Bey, şimdi hoşunuza gitmeyen bir şey söyle. AK Parti dün savunduktan her şeyden bugün vazgeçti zaten. Dün siyah diyor, bugün beyaz. Dün tekrar yoldan böyleydi diyor, bugün böyle diyor. Dün terörle oturup pazarlık ediyordu, bugün savaş yapmamız lazım diyor. Dün FETÖ'yle beraber iç tutuyordu, bugün böyle diyor. AK Partili birini çağırıp bunu öyle değil. Biz AK Partinin şeyi değiliz burada. Yani onu biz bak tekrar söylüyorum. Şimdi şu anda bizim sizi konuk etmemizin sebebi tam da MHP şu anda özellikle 15 Temmuz'dan sonra çok takdir edilesi bir tavırla, devlet adamlığı şeyle, sıfatıyla ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan öncesi? Ondan önce de vardı da 15 Temmuz'dan sonra bu daha da temayüz etti, öyle söyleyelim. Çok daha net olarak ortaya çıktı. Ya övmemize de fırsat vermiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hem sağdan hem soldan saldırı altında. Şimdi biz 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan meclis aritmetiğinde niye CHP ile ve HDP ile hükümet kurmadık diye, niye onların CHP'nin adayını, meclis başkanının adayını desteklemedik diye, o bloğun içerisinde yer almadık diye, şimdi bir de saldırı. Bu Cumhurbaşkanlığını destekliyormuş gibi Sayın Emin Çolaşı'ndan bütün yazarlar, o kesim saldırıyor. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi zilleri takıp oynuyor. Tamam işte biz, işte devlet bey işte bunu destekliyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çok net söylüyorum. Ya şimdi yani hece hece anlatayım. Bir daha şimdi anlatayım. Şimdi ama şöyle. Hadi diyelim biz öyle anladık. Bakın, Binali Yıldırım Sayın Başbakan dedi ki bir soru sordular ona. Dediler ki Sayın Devlet Bahçeli böyle söylüyor ama güzel bir şey söylüyor tabii. Başkanlıkla yine. Vallahi dedi, Devlet Bey'in sözün üstüne söz söylemek bize yakışmaz. Demek ki o da öyle anlıyor. Yani başkan. O zaman, yani. O zaman şunu bir daha okuyalım. Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızın sözü, onun üzerine söz söylenmeyecekse Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık zorlamasından vazgeçsin. Ki bizim açımızdan en doğru olanı budur. Tamam, vazgeçmiyor. Ne olacak şimdi? Kaos olacak. Ülkeyi düşürüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, bakın ben bunu bir televizyon programında da anlattım da çok rahatsız olduğum bir konu. Ben milletvekiliyim 25. dönem.
7 Haziran'da seçildi, gitti parlamentoya ve Cumhurbaşkanı parlamentonun açılışına geleneksel olarak geliyor biliyorsunuz. Evet. Ve Cumhurbaşkanı salona girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri hararetle ayağa kalktı, çılgınca bir alkış. Onun dışındaki Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer PKK'lı siyasi parti oturduk. Evet. Ve o Cumhurbaşkanı onlarla birlikte oturmuş, evet, aynı pozisyonu evet, aldık. Evet, biz de onun pozisyonundaydık. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkücüler besmele bilmez. Bu ülkücüler kan içicidir. Tabut taşı bekçileridir. Bilmem nedir. Bu hakaretleri ben unutmadım. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptım. Onun için de destek vermeyeceğim diyorsun. Bak işte bak, ben başka bir şey anlatıyorum. Ve o tabloda ben rahatsız oldum. Hı. Bir tarafta benim geleneğim, Türk milletinin töresi, devlet başkanı geldiği zaman ayağa kalkılır. Saygı duyulur, alkışlanır. Siyasi ama şunu istiyorum. Başkan, ben yapmadım ki bunu. Ben bunu sorguladım kendi iç dünyamda. Niye ben böyle yaptım? Ama Sayın Cumhurbaşkanı da bunu istiyor. Sen Cumhurbaşkanı olarak bu ülkücüler şöyledir. Bunlar besmele bilmezler. Bunlar kan tüccarlarıdır. Öyle bir bunlar cümlesi oldu mu ya? Oldu ben, tabii çok oldu. Ben çıkarım. Allah Allah. Yani bir fırsatı evet, bulup anladım yani. Şimdi şey, neyse biz şimdi burada Sayın Başkan. Mok bekçileri. Bakın bu ifade aynen Allah, bu ifade Sayın evet. Cumhurbaşkanı da mok bekçileri dedi bize. Şimdi, şehit cenazelerine umut verdiğimiz için. E şimdi. Şimdi tabii burada. Bunları da unutmadık. Burada, şunu diyorum. Cumhurbaşkanı o davranışından vazgeçecek. Şimdi biz de bundan vazgeçeceğiz. Burada tabii bizim öğrenmeye çalıştığımız bir Türkiye'de başkanlık sistemine geçişin mümkün olup olmayacağı. Onu şimdi bilemiyorum. Şimdi sevgili başkan mesela geçen gün yazdım ben Türkiye'de çok iyi takip edilmiyor. İspanya'da geçen gün hükümet kuruldu 3-4 gün önce. İspanya 10 aydır 11 ay mı 10 aydır hükümet kurulamıyordu. İspanya'da işte orada da zannediyorum kaç 2015'in Kasım ayı olabilir muhtemelen seçimler yapıldı. Hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. İspanya yasaları işte belli bir sürede hükümet kurulamadı mı yeniden seçime gitmeyi öngörüyor. Bizde de o değişiklik var. Ve yanılmıyorsam işte tarihleri yanlış olabilir. Haziran ayında yeniden seçim yapıldı İspanya'da ve yine hükümet kurulacak çoğunluğa ki kaldı ki İspanya'da bir de bizdeki gibi değil. Bizde biliyorsun salt çoğunluk gerekiyor güven oyunda. Evet. 550 milletvekilinin 276'sı evet. gerekiyor. İspanya'da ise basit çoğunluk öyle değil. Yani evet oyları evet oyları hayır oylarından fazla çıktı mı? %51 aramıyor. Basit çoğunluk arıyor. Hayır, mevcudun %51 arıyor. Evet, mevcudun oylamaya katılanlar ama çekimser kalırlarsa hayır oyundan fazla nitekim öyle olduğu için söylüyorum. Yani orada bir parti çekimser kaldı. Çekimser kalmasa idi yine sağlayamıyordu. Hayır diyenlerden fazla çıktı. Evet. Yani katılanların %51'i değildi. Hah, anladım. Evet, basit çoğunluk. Evet. Şimdi ve 10 ay sonra orada hükümet kuruldu. Azınlık hükümeti bıçak sırtında. Yani sayısal olarak yine azınlıkta. Ciddi bir şekilde İspanya eğer bir Avrupa Birliği üyesi ülkesi olmazsa belki büyük sıkıntılar yaşayabilirdi. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede nitekim işte İtalya'da da koalisyon hükümeti kurma yasayla artık engellendi. Hep kötü örnekleri veriyorsunuz. Kötü örnekler hayır. Bunlar şunu söyleyeceğim. Şimdi biz de geçmişte yaşadık. Türkiye mesela hatırlarsan bizim diyor ki 57. hükümet, 58. hükümet. Bakın Türkiye'de parlamenter sisteme geçişimizle birlikte 1950'de geçtik. 57. hükümet, 60. hükümet diyor. Şimdi kaçıncı hükümet bilmiyorum. Bölersen Türkiye'de her yıla bir hükümet düşüyor. 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte parlamenter sistemdir. Şimdi bunu burada tartışmayacağız. Ben başkanlık sisteminin Türkiye'de doğru olduğunu, olması gerektiğini, nitekim ülkemizin çevresi ateş çemberi içerisindeyken düşünebiliyor musunuz? 10 ay işte hükümetsiz kalmamız veya sizin biraz önce söylediğiniz gibi bizim hepimizin de Devlet Bey'in o tavrını takdirle karşıladığımız o 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'in ve PKK'lı kişilerin uzantısı olan siyasi partiler
vesaireyle birlikte hükümet olmamasını eleştiren bazı çevrelerin ve Türkiye'de işte o seçkinci, statükocu ve eski vesayetten beslenenlerin amaçlarına ve emellerine hizmet etmeyen bir duruş sergilediği için ciddi şekilde halen Devlet Bahçeli'den bunun o çevreler intikamını alma hevesindeler. Şimdi, yani, aynı baskıyı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler bizim üzerimizde başkanlık sistemi desteklemezsek ülke bölünmeye gider. Hayır, şimdi bakın burada da ikide bir görüyorum o bazı köşeye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne payandalık mı? Hayır, burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin genel başkan olduğundan beri daha önce rahmetli Türkeş'in devlet meselelerinde, millet meselelerinde, milli meselelerde duruşu millidir. Yani bunu ülkücü olmayanların anlaması çok zordur belki ama yani burada parti menfaatlerini, birçok menfaatlerini geri plana iterek ülke menfaatlerini ön plana çıkarması bilinen bir şeydir. Yani evet. Bu burada da ben Devlet Bey'in şu söylediğimiz bir kaosun Türkiye'de şu ateş çemberinde işte Musul, Kerkük, Suriye, işte Kuzey Akdeniz'de, Batı Akdeniz'deki gaz, İsrail, Kıbrıs sıkıntımız, işte ne bileyim Rusya ile yaşadıklarımız, birçok sorunlar, Avrupa Birliği ile yaşadıklarımız, sıkıntılarımız, böyle bir ateş çemberi içerisinde parlamenter sistemin 15 Temmuz'da uğradığı darbe teşebbüsü sonunda ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğünü zannediyorum. Kendi görüşüm. Tabii siz daha iyi yakından biliyorsunuz ama Devlet Bey hem bu tür kalkışmaların önüne geçebilmek için hem de Türkiye'de Allah korusun yeniden böyle bir kaos yaşanmaması için AK Parti'ye getirin işte ben onu anlamaya çalışıyorum. Tam öyle değil başkanlık aslında. Sistemi. Biz öyle anlamadık. Nasıl bir başkanlık sistemi görelim. Bir de görelim kafamıza tabii. Yatıyorsa biz 330'u bulmanızı aynen. Sağlarız. Yani ben onu anladım. Bu kafamıza şimdi, yatıyor ve içimize siniyorsa 330'u bulmanıza yardımcı oluruz. Müsaade ederseniz mesele gibi. Sayın Başkanım, evet. Meselenin bir de şu tarafı var. Türkiye'de başkanlık sistemi veya bir başka sistem, sistemin kendi şeyinden yani ne getirip ne götüreceğinden ziyade, sistemin kendisinden ziyade kimin başkan olacağı, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın başkan olup olmayacağı üzerinden, Tayyip Erdoğan üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Az önce sizin geçmişte Tayyip Erdoğan'ın partiniz aleyhinde, genel başkanınız aleyhinde, ülkücüler aleyhinde söylediği bazı sözlerden dolayı sizin incinmiş olduğunu, bunları unutmadığınızı vesaire söylüyorsunuz. Tabanınız da şu anda Tayyip Erdoğan'ın başkan olabileceği ihtimali karşısında buna razı olmakta zorlanıyor mu? Siz de dahil olmak üzere. Bakın çok önemli bir noktaya. Türkiye'nin çok büyük problemini söylediniz. Türkiye'nin çok önemli bir problemi. Türkiye maalesef Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir figür, güçlü bir karakterle beraber kayıtsız şartsız biat edeni, seveni ve aynı ölçüde de nefret edeni olan bir siyasi figür. Hal böyle olunca Tayyip Erdoğan'ın sevgisi üzerinden veya nefreti üzerinden bu Türkiye'nin meselelerine bakmak kadar yanlış bir şey olamaz. Olmamalı. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın her söylediği doğru olmadığı gibi her söylediğini de yanlıştır demek çok ayıp bir şey. İşte biz meseleye böyle bakmıyoruz. Diyoruz ki bu iklimi ben biraz evvel o Tayyip Erdoğan Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim hareketimizle, mensuplarımızla, genel başkanı alakalı söylediği sözlerin Türk siyasetinde kırılmaya yol açtığını, bunların Cumhurbaşkanı tarafından söylenmemesi gerektiğini, bu ağır eleştiriler olsa da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı tarafından diğer siyasi parti genel başkanlarına yapılması eleştirilerin, onlardaki makul ölçüde, eğer had aşarı ise en tepede ağabey gibi, devletin başı gibi, ey çağırır üçünü birden, Kılıçdaroğlu, Devlet Bey, Sayın Yıldırım Bey, Binali Yıldırım gelin bakalım ya siz ne yapıyorsunuz? Cemaat böyle yaparsa, şey imam böyle yaparsa cemaat bilmem ne yapar? Ya aman etmeyin, bu meselelere sakin yaklaşın, kavga etmeyin, birbirinize hakaret etmeyin demesi gerekirken biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisi en ağır eleştirileri yaptı. Ve Devlet Bey de diyor ki ya bu bizi yarın kaosa götürür. Ya bu başkanlık sistemini getirin meclise.
ben desteklerim veya desteklemem demedi. Ama şunu söyledi. Benim görüşüm parlamenter sistemin güçlendirilerek devam etmesinden yana. Biraz evvel Seydi Bey çok güzel bir şey getirdi. Çok keyifli bir şey getirdi. İkna, bilemem onu. Hani ne iş anladığını bilemiyorum ben. Şunu, yani niye getirsin parlamentoya destek görmeyecekse nitekim bir, bunu şimdi, şimdiye kadar getirmemesi de destek görmediğinden destek görmediğinden Ali Seydi Bey yani siz şöyle mi diyorsunuz? Yani, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 317 evet, meclis başkanı işte, 316 milletvekili Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla veya başbakanın talimatıyla oy kullanacak. Bilemiyoruz yani. Belki fire hocam, verecek. Tabii ki fire verebilir. Belki, onu da bilemiyoruz. MHP'de fire verebilir. CHP'den oy veren olabilir. Bunu bilemeyiz. Tabii. Ama bak şunu söylüyor. Yani, ama yani, genel durum bunu gösteriyor. Yani. Bunu da bilmiyoruz. Hatta şöyle çok ciddi ifadeler var. İşte Adalet Kalkınma Partisi içinde şu kadar FETÖ'cü var, bilmem ne var, şu var, bu var. Bunlar zaten gizli gizli bu başkanlık sistemine hayır verecekler. Ha bu ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Bilemiyoruz. Bilemiyorum ya. Yani. Doğru mudur onu da bilemiyorum. Evet. Ama kulislerde bu ifade ediliyor. Ha ben buna Türk siyasi partilerine baktığımız zaman liderin evet yani biraz da talimatıyla giden işler bu işler ama yani bir de bunu da bilemiyoruz. Yani bu sanki AKP, CHP, MHP, lider veya öbürü ismini bile zikretmek istemiyorum. Sanki talimatlar doğrultusunda hiç sıfır fireyle oy verecekler. Onu da bilmiyoruz. Bir de dediğim gibi Türkiye'nin ciddi problemleri var. Bakın söylüyorum yani eğer bunu gerçekten öngörselerdi keşke o referandumda yani Cumhurbaşkanı'nı milletimiz seçecek referandumunda partili Cumhurbaşkanı meselesini getirilseydi bunları bugün tartışmazdık. Anayasanın tartışıldığı bir süreç olmazdı. Ya buradan şunu mu anlıyoruz? Bugün getirseler partili Cumhurbaşkanlığı şey MHP buna sanki razı olur mu anlıyoruz? Bilemiyorum yani, yani gerçekten bilemiyorum. Siz yani, razı evet, olur musunuz? Ben şekil olarak şunu söyleyeyim. Şekil olarak şunu söyleyeyim. Yani bari onu öğrenin. Hayır ben şunu söyleyeyim. Benim irademe kalsa ben başkanlık sistemine ve bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısız yönetimine milletin oy vermesine rağmen ya şunu vicdanınıza sesleniyorum şimdi. Yani idam meselesini kim kaldırdı Türkiye'de? Kim karşı o çıktı? İlk kaldırıldığı günden başladı. İkinci yerde devam edecek. O meselede MHP'nin de rolü var. Bakın, evet. Onu tartışırız. Ama şunu söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün ne söylediyse iktidar tarafından uygulanıyor. En azından temel meselelerde. Tamam iktidar olmuşsun zaten. Ne güzel. Tamam MHP için güzel bir şey. Diyoruz ki bu başkanlık sisteminde başkanlık sisteminde geçmişte MHP'nin savunduğu söyleniyor. Hayır. Onu da çıkar. Bakın onu söyleyeyim. Evet. Ali Seydi evet, Bey bilir bizim evet, jenerasyondan hepimiz, geliyor. Hepimiz bizim kaynağımızdan geliyor. Geçmişi karıştıracaktır bunlar da karıştıralım. Ama bakın rahmetli Başbuğ'un işte Dokuluşu evet, Yeni Ufuk'a doğru kitaplarında son baskılarında 70'li yılların sonundaki 70'li yılların hepimiz başkanlık sistemini anlatıyorduk millete. 80 70'li yılların sonuna doğru o bölümler çıkarıldı. Son baskılarına bakarsan bu böyledir. Ve genel hatta şimdi burada arayıp bulayım. Neyse, genel başkanım ya rahmetli Başbuğumuzun parlamenter sistemi destekleyen çok ciddi açıklamaları var. Son dönemlerinde. Ya, parlamenter tabii burada biraz başkan onu şöyle ayırmak evet, lazım. Başkanlık sisteminde milletin temsiliyet noktasında geniş bir şey olması. Şimdi, meclisin ciddi etkin olmasını gerektiren şeyler vardı ama Milliyetçi neyse. Hareket Partisi'nin tabii, evet, banisi rahmetli evet, Başbuğumuz 70'li yılların ortasına evet, kadar tek meclis tek başkan bizim sloganımızdı. Tabii canım ben de bu seçim evet, konuşmalarına gidip evet, bunları anlatanlardan birisiyim. Evet hep aynı. Fakat evet, 80'li yılların başına doğru evet, 70'li yılların evet, sonunda rahmetli evet, Başbuğumuz 90'lı, değişen dünya coğrafyasında bakın Türk milliyetçiliği fikri statükocu bir anlayış değildir. O günün şartlarına göre Türk milletin menfaatlerini önceleyen biridir. Tam da bunu söylüyordum işte. Evet. Yani biraz siz anlaşamadığınız nokta o. Siz müsaade etmediniz. Ben 15 Temmuz'dan başlayarak tabii öncesinde de evet, ben aynı zamanda köşe yazarlığı yapıyorum. Devlet Bey'le ilgili çok övgü dolu yazılar da yazmışım. Yani Devlet Bey'in bir kere mesela MHP ülkücü tabanı sokaktan alması ve işte yani bu sokak hareketlerine vesaireye karşı çıkması falan çok önemli Türkiye'ye katkıları olmuştur. 15 Temmuz gecesi yararlılıkları da herkes tarafından görülmüş, takdir edilmiştir. O saatten sonra 15 Temmuz'dan sonra özellikle tebarüz etmiştir. Devlet Bey'in devlet adamlığı vasfı Ali Bey de girişte ona işaret etti. Ben de diyorum ki o günden sonra siz az önce söylediniz ya
statik değildir. Yani ülkücülük öyle yani insanı bir statüye mahkum eden bir şey değildir milliyetçilik. Hayır, biz ayetlerin değişmezliğini düşünüyoruz. Türkiye, onun dışında Türkiye'nin, Türkiye'nin şey menfaatleri gerektiriyorsa ve o neyi gerektiriyorsa orada yer alır diyebiliyorsak, biz öyle anladık, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin konjonktüründe, siyasi konjonktüründe, sosyolojik konjonktüründe, yerküredeki konjonktüründe çok ciddi bir değişiklikler olduğu hepimizin malumudur. Bu değişiklikleri yorumlayıp da yani başkanlık sistemine geçsek galiba iyi olacak demiş olamaz mı Sayın Bahçeli? Bunu soruyoruz. Muhtemeldir. Hayır yani, ben öyle benim anladığım anladım. Henüz onu demedi. Evet. Şunu söylüyor. Hukuksuzluğu kaldıralım. Ha bunu öyle yani ben... Yarın öbür gün buna razı olmuş olsa ben sizden daha iyi anlamış söylüyorum. Olacağım. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin evet. temel meselelerdeki sicili çok doğru değil. Bakın şunu söyleyeyim. Dün söylediklerin birçoğundan vazgeçti bugün. Ya dün söylediklerimden bugün... benim de vazgeçtiği vardı. Hayır mesela. Yani bilmiyorum. Ya, bakın İDEM konusunda, konusunda diyoruz ki şöyle yapalım. Bugün geldi. Şimdi... PKK meselesinde böyle geldi. Öbür mesele yani bütün meselelerde bizim çizgimize gelmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Diyoruz ki. Başkanlık... Bu güzel bir şey ama sizin hayır, güzel bir şey gelmesi. Gayet tabii canım. Yani bundan mutluyuz. Biz bundan mutluyuz tabii. Bakın Milliyetçi Hareket'in, Ülkücü Hareket'in varlık sebebi Türk milletinin bekasıdır. İşte Devlet Bey de zannediyorum bu düşüncelerle Şakir ama, kardeşimin dediğine... Ama aslında Şakir Bey biraz evvel söyledi. 15 Temmuz'da bugün sonra zorlama Türkiye şuradan değişti. Geliyor. Tayyip Erdoğan Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımızın hem başbakanken hem cumhurbaşkanı iken bu ülkenin insanın tarafından, yarısı tarafından her şeyi yaptığının doğru olduğu, diğer yarısı tarafından da nefretle bakılması, kontrollü gerginlik siyaseti tercih eden bir siyaset anlayışına sahip olduğu için ülke bu dinamiklerle biraz zorlanıyor. Ha bizim de bunda böyle bir algımız da olabilir. Yani kontrollü bu, gerginlikse bir şey yok. Bir de kontrolsüz olursa çok kötü. Kontrolsüz Allah korusun. Yani evet. Bu yani bu ülkenin meseleleri Tayyip Erdoğan sevgisi, mensupluğu, taraftarlığı veya nefretiyle değerlendirilmeli. Ya Sayın Başkan meseleyi zaten burada sıkıntı lazım. Başkanlık sistemi tartışılmaya başladığı günden beri maalesef Tayyip Erdoğan'ın karşıtlığı ya da yandaşlığı üzerinden götürüldüğü için doğru akılcı bir tartışma ortamı yaratılmadı. Neyse bu konu daha çok su götürür. Son cümlemi söyleyeyim. Araya gideceğiz. Evet. Son cümlemi söyleyeyim. Talihsiz Binaenaleyh evet. Binaenaleyh Yıldırım'ın başbakanımızın bir açıklaması. Başkanlık sistemi gelmezse ülke bölünür. Binaenaleyh Yıldırım sen o kadar beceriksiz bir adam mısın? Bu mudur yani? Başkanlık sistemi gelmez. 40 katır mı 40 satır mı? Şimdi bu baskı niye? Bu demokratik bir ülkede başbakansın ya. İcranın başısı. Bugün için bugünkü konjonktürü belki öyle değerlendiriyoruz. Bunlar doğru evet. değil. Bu baskı evet. yaratmaktır. Bu kısa, doğru bir düşünce kısa değil. Kısa bir araya gidecekmişiz. Sevgili izleyiciler. Eyvallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın mı diyelim. Belki. Evet sayın izleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başkanlık sistemi konusundaki tartışmaları bitirelim. Türkiye'de yine gündeme evet gündeme anlaşamayacağız. Evet kısa bir süre sonra anlaşacağız. Evet netleşecek. Bir de Türkiye'nin gündemine bu 15 Temmuz'dan sonra oturan ve son günlerde de giderek dozu artan idam tartışmaları var. İdam cezası biliyorsunuz işte önceden yasalarımızdan çıkarılmıştı. Bu Avrupa Birliği yasaları müktesebatına uyum çerçevesinde. Fakat Türkiye'de yaşanan ve ortaya çıkan suç ve suç tipleri o kadar korkunç ve sıkıntılı ki halk da ciddi şekilde idam cezasının geri getirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı işte meydanlarda parlamentodan geçerse ben hemen imzalarım diyor. Görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi bunun doğru olmadığını, HADEP doğru olmadığını düşünüyor. İşte bir insanlık suçu, devlet eliyle efendim taammüden suç işlemektir, adam öldürmek gibi cümleler kullanıyorlar. Devlet Bey de yine her zaman olduğu gibi diyor ki siz diyor hazırsanız biz dünden hazırız diyor. Buyurun getirin parlamentoya.
ve oyumuz işte bu konuda da tabii anayasa değişikliği gerekiyor biliyorsunuz. Bu konuda Şakir de birkaç şey söyleyecek. Ondan sonra Sayın Başkan'a evet. Tabii bu idam tartışmaları Türkiye'de yeni değil. Sürekli ben siyasete ilgi duyalı beri evet. Sürekli tartışılıyor ve tartışıla sizin az önce belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde kademeli olarak kaldırıldı. Önce savaş halin dışında dendi. Sonra AK Parti döneminde o savaş hali Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. Şimdi tekrar belki o yaşadığımız ağır büyük travma neticesinde tekrar gündeme geldi. Yani konjonktürel olarak. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Başkanlık tartışmalarıyla iç içe geçer bir şekilde idam tartışması başladı. Sanki şöyle yani al idamı ver başkan şey al başkanlığı ver idamı gibi yani diyelim ki MHP idam konusunda AK Parti razı olursa sanki başkanlığa da razı olacakmış gibi böyle kulislerde ben bugün yine dinlediğim yorumlarda bu çok bana sağlıklı bir tartışma gibi gelmiyor. Yani idam meselesi başkanlık tartışmasından çok bağımsız. Ben öyle anlıyorum, öyle anlamak istiyorum. Çok farklı bir konu ve üzerinde Türkiye'nin pratiğine geçmişine bakıldığında, başbakanların falan asıldığında, Türkiye'de idamların ekserisinin siyasi idamlar olduğu düşünüldüğünde çok titizlikle, hassasiyetle durulması gereken, üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Sayın Başkan'ın da görüşlerine elbette başvuracağız. Yani sizce idam tartışmasıyla başkanlık tartışmasının birlikte yürümesi sağlıklı mı? Sonra idam konusunda partinizin görüşleri zaten malum, sizin de görüşleriniz. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Ali Seydi Bey sunumu yaparken biz dünden hazırız. Evet aynen de aynıydı, böyle doğru bir cümle. Biz dünden hazırız. Niye dünden hazırız? Zaten Milliyetçi Hareket Partisi idam cezası kalktığında da hiçbir milletvekili buna onay vermedi. Hiçbir milletvekili imzası yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir milletvekilinin idam cezasının kalkmasıyla alakalı lehte bir oyu yoktur. Aleyhte? Tamamı. Tamamı. Hem APO'nun o 57. hükümet dönemindeki duruşu da odur. Tasarı hükümet olarak gelmiştir. Bu konuda yanlış düşünceler var. Yanlış düşünceler var, yanlış okumalar var. MHP'ye orada söylenebilecek en kötü söz hükümet teklifi olarak parlamentoya getirilmiştir. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili milletvekili evet oyu vermemiştir. 2004'teki savaş ve yakın savaş hali döneminde de Milliyetçi Hareket Partisi idam cezasına red oyu vermiştir. Ve o günden bugüne duruşu bu konuda hep nettir. Hiç bu konuda bakın. İdam cezasının kaldırılmasına red oyu vermiştir. Red oyu vermiştir tabii. Evet. Kaldırılmaya red oyu vermiştir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi idam cezasının var olması gerektiğini, terör, vatana ihanet bu gibi suçlarda nettir. Ancak bu 15 Temmuz'daki hadise toplumsal infial böyle bir talebi gündeme getirmiştir. Ancak çok sağlıklı bir zemin olduğunu da düşünmüyorum. Onun için bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin samimiyetine de çok inanmıyorum. Bir algı yönetimi yine yapılıyor. Çünkü vatandaştaki meydanlardaki bu talep 15 Temmuz duyulan öfke. Bunların asılması lazım diyor. Eyvallah. Burada hal böyle işte, olunca geriye dönük. Burada da evet. O tartışma gündemi. Sıkıntı var. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiğinden bugüne 14 yıldır bir Avrupa Birliği hayali var. Bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bu konuda çok verdiği sözler var. Seçmenin bir kısmı, önemli bir kısmı bu gerekçeyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş liberal insanlar var. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye çok daha başka bir yönetim şekline, daha medeni bir ülkeye çevireceğini düşünenler var ki ben bundan çoğuna katılmıyorum. Hal böyle olunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerini serbest bıraksanız ben idam konusunda çok net bir tavır sergileyebileceklerini düşünmüyorum. Şimdi hangi ölçülerde getirilecek bu? Mesela bir iki genç kızımıza çok infial uyandıran bir cinayet işlendi. Şimdi onun ertesi günü idam cezasını oylasan %98 çıkar. Özgecan cinayetinde doğru. %98 çıkar.
Bunu evet. ondan önce uyarsan 155 çıkar veya ne bileyim yani daha çok düşük oranda oy çıkar. Türk milleti duygusal bir millet. Şimdi 15 Temmuz hareketiyle meydanlardan yükselen bu talebi ama 15 Temmuz'a duyulan, 15 Temmuz'un faillerine, hainlerine duyulan bu öfkeyle meydanlardan bir ses yükseldi. Şunu mu anlıyorum başkanım? Yani böyle önemli kararları duygusal atmosferin çok yoğun yaşandığı dönemlerde tartışmak sağlıklı olmayabilir mi diyorsunuz? Hayır. Ben evet böyle bir dönemde tartışılıyor ama Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'dan önce de Özgecan cinayetinden önce de sonra da bugün de idam cezasının yasalarımızda olması gerektiğini söyleyen bir siyasi parti. Ben partinin de görüşü ve genel yetkililerin açıklamaları da bu yönde. Bu yönde seçim beyannamemizde de bu var. Seçim beyannamemizde de bu var. Şimdi tabii başkanın dediği gibi burada idam tartışmasının 15 Temmuz'dan sonra tekrar gündeme getirilip de böyle öfkeli anlarda senin dediğine katılıyorum. Bu tartışmalar çok doğru değil. Aklın, mantığın önüne çıktığı zamanlardır. Fakat kişisel olarak düşüncem, idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim ben de başkan gibi. Daha zorlaştırabilir bu uygulanması, infazı. Tabii ki zaten... bununla ilgili, hayır zorlaştırma da değil. Ya Allah aşkına başkan, 7 yaşında, 10 yaşında kız evet. çocuklarına tecavüz edip öldüren insanların cezası idam değildir de nedir hayır, Allah aşkına? Yani, delillerin netleşmesi yani, açıkçası. Adam itiraf ediyor. Şimdi burada şu olabilir, belki bir tek yolu şu olabilir. İdam cezası verilen kişinin işlediği suçtan mağdur olanların affetmesi yani idam cezasından affederek kurtulmaları yolu açılabilir. Diyet, kısas. Tabii kısas, diyet gibi yani şeyler olabilir. İslami ölçülerde de var. Tabii orada da var. Dünyanın birçok yerinde var. Dünyanın bugün demokrasinin beşiği dediğimiz Amerika'da da var. Yani bunu tartışmaları, idam tartışmalarını maalesef Türkiye'de bir algı yönetimi var. Batıdan beslenen. İşte bu medeni bir ceza değildir. Yani Allah aşkına ne demek medeni bir ceza? Özgecan'a yapılan medeni mi? Evet yani. Bu, 15 Temmuz gecesi bizi suçla bu hale getirenler evet. medeni mi? Suçla bitireyim, geçeyim sana. Suçla ceza orantılı olmalı. Yani bu hukukta önemli bir ilkedir. Ben idam cezasını gerektiren birçok suçun, bu 15 Temmuz için söylemiyorum. Elbette bunun failleri de buysa ama idam cezasının bu ortamda tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki önümüzde daha geniş kapsamlı bir anayasa değişikliği zamanında bu sakin bir ortamda Türkiye'de tartışılmalı. Getirilecekse nelere ve hangi suçlara, hangi şartlarda getirilmeli? Getirilmeyecekse de niçin getirilmeyecek? Bunu da bu millete anlatılarak bu tartışmalara geçilmeli. Şakir eski mazlum der başkanı olarak bu konuda belki farklı söyleyecek. Şu anda başkan mısın? Evet. Başkan. Ha, yani, evet. O zaman daha iyi. Şimdi şöyle, birincisi bu idam cezası ceza hukukçuları tarafından da cezalar tartışılır. Mesela bir cezada en önemli şeylerden bir tanesi caydırıcılık unsurudur. Evet. Yani caydırıcı olsun diye. Caydırıcı olmalı. Evet. Bir ülkede geçen akşam bir tartışma programında bir ülkede yan kesicilik bir zamanlar çok abartmışlar onlar da. Yan kesiciliği de idam cezasıyla karşılamışlar. Ama yan kesicilik o idam cezalarının uygulandığı dönemlerde daha da artmış. Yani caydırıcılık yönü idam var diye o suçlar işlenmiyor diyemiyoruz. Yani caydırıcılık yönünden kesin etkili bir ceza olduğu konusunda ceza hukukçuları en azından anlaşmış değiller. Bütün, bu birincisi. Bütün suçlar için bu caydırıcılık evet, söz konusu. Evet, bu birincisi. Yani hepsi işleniyor. Yani bunu caydırıcılık olsun diye yapılıyorsa bu olmuyor. Peki o toplumsal infial en azından adalet duygusu yerine gelsin. Yani bunu yapan karşılığı budur. Toplumun adalet duygusu tatmin olsun diye. Ve suçtan ise, zarar gören. Ve o zaman da popülizme ve toplumun duygu kabarmalarına tercümanlık yapma ve o anlamda insan idam etme falan da çok doğru bir anlayış olmayabilir. İşte bu öfkeli dönemleri toplumun, hele de bizim gibi toplumlarda, çalkantılı toplumlarda o öfkeli dönemlerimiz hiç bitmiyor bizim. Yani
toplumun bir kesimi diğer kesimine sürekli öfke duyuyor bizde. Yani bir de rövanşist duygular çok şeyde önemli bizde. Bakın bugünün şu anda tutukluları dünlülerin tutuklayanlarıydı Türkiye'de. Ve eğer idam idamı şu anda siz getirirseniz, idam cezasını özellikle terör suçlarına filan şey yaparsanız ve terör suçunun tanımı da çok tartışmalıdır. Nedir terör filan? Mesela diyelim ki şu anda 15 Temmuz'da yaşanan hadisenin bir darbe olduğu konusunda hiç kimsenin bir şeyi yok. Ama mesela şüphemiz yok. Evet. Şüphe yok. Ama 17-25 Aralık konusunda ne yaptılar? Bir kısım dedi ki bu açıkça bir darbedir. Öbür kısım dedi ki hayır bu yolsuzluktur. Bu konuda bir mutabakat var mıydı başkan? Yoktu. Ben her ikisi de var dedim. Evet ama ya en azından bir tartışmalı bir durum var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman geniş yorumlanarak iktidara hakim olanlar, yani az önce işte başkan önceki şeyde bölümde iktidar erkinin yargıya da şey yapabildiği, etki edebildiğini her zaman iktidar erkinin yargıyı etkileme potansiyeli vardır ve pratiği vardır. Dolayısıyla muhalefini sindirme yöntemi olarak kullanılabilir endişesi. Ciddi bir endişedir. Dikkate alınması gerekir. Siz de bunu takdir ediyorsunuz. Türkiye'deki yani idamların maalesef uygulanan idamların çok kahir ekseriyeti siyasidir. O yüzden çok dikkatli bu konuda tartışılması gerekir. Bu konuda çok iyi şimdi, değil. Dolayısıyla başkan siz de biliyorsunuz yani. Ne kadar ülkücü asıldı. Yani hatta Kenan Evren bir işte, sağdan bir soldan, bir sağdan dedi, bir soldan astık çok dedi. Çok adaletli ya. Adaletli bir şey. Adalet bir sağdan sağladı. Bir soldan adaleti astık dedi. Adaleti öyle anlıyor. Evet. Bir onu yapabilmek için de bir başını büyüttüler. Evet. Yani idam ettiler. Yani bunlar oldu. Bunlar yaşandı. Ben de bunları söylüyorum. Tabii dikkat bu kötü örnekler. Bakın örnekler, ben bu konuda farklı bir pencere değil, açayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönem dönem aflar çıkardı. Siz ikiniz evet. de hukukçusunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla devlete karşı işlenen suçlara çok af çıkarmadı. Evet. Şahıslara karşı. Aslında bunun tersi olması lazım. Aynı görüşte. Bunun o tersi görüşte. Olması lazım. Aynı yani bir vatandaşın sıkıntıya düştüğü, muhatabının sıkıntıya düştüğü bir suçu devlet nasıl affeder? Ben zarara uğramışım. Tabii. Affedeceksem önce benim rızamı almalı. Fakat devlet... Ya da benim en azından mağduriyetimi tazmin etmeli işte, devlet affediyorsa. Bu odur zaten. Bunun bir karşılığı olmalı. Ben affedebilmeliyim önce. Fakat bizim geçmiş yıllarda afların kapsamı hep devlete karşı işlenen suçlar dışında. Halbuki devlet bir tüzel kişilikse kendine karşı işlenen suçları af etsin veya etmesin. Milli irade. Şahıslara karşı. Şimdi Özgecan kızımıza işlenen eylem aileye karşı işlenmiştir. Onun tabii. muhatabı odur. Onun mağdurlarını önce affetmesi lazım. Onun önce affetmesi lazım. Ha geçmişte devlete karşı işlenen suçlar veya bugün FETÖ terör devlet bu konuda devlet karar verebilir. Çünkü devletin tüzel kişiliğine karşı ve millete karşı işlenen bir suçtur. Milletin bütünlüğü ilgilendirir. Burada sanki bir Türk devletinin geçmiş uygulamalarda ya, uygulamalarda sıkıntı var. Sıkıntı var. Mesele de buradan kaynaklanıyor. Bir sıkıntı daha vardı Şakir. Burada aslında Türkiye'de bu işin maalesef siyasi tarafa kaymasının bir sebebi de hatırlarsanız idam cezalarının infazı için meclisin onayı gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla meclis de siyasi bir organ olduğu için kararları da siyasi oluyordu. Halbuki idam cezaları netice itibariyle bir yargı kararıdır. Bu netice yargının aşamalarında bir yerde artık kesinleşmeli ve infaz edilebilir olmalı diğer cezalar gibi. Bunu parlamentoya bırakmak çok büyük bir hata ve yanlıştır. Çünkü orada siyasi tercihler öne çıkabilir. Bir kısım işte yandaşları, taraftarları olabilir ama yargı adil davranıp eğer böyle bir ceza vermişse artık bu cezanın infaz edilmesi herhangi bir siyasi organın kararına terk edilmemeli. Bu da Türkiye'de şimdi, sıkıntı yaratmıştı. Şimdi bir başka mesele de yani idam tartışmasında geri dönülemeyen bir ceza tipi olmasıdır. Evet. Yani mesela diyelim ki milyonda bir de olsa. Şimdi rahmetli Adnan Menderes'e iade itibarının iade edilmesi gibi.
İşte bir şey. Yani bu da işte devlete karşı işlenen suç niteliği var orada. İddia. Bir mesele de başkanım, o konuyu da yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi evet, yani Türkiye bir ülke olarak sadece AK Parti döneminde değil, daha önceki koalisyon hükümeti, MHP'nin de içinde olduğu koalisyon hükümeti döneminde de yani yasamatik gibi böyle Avrupa Birliği'ne uyum yasalarını meclisten geçirmek durumunda kaldı ve hızlı bir şekilde geçirdi bu yasaları. Ve bu idamın kaldırılması meselesi de Avrupa Birliği'nin çok önemli bir müktesebatıdır. Yani Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülkede artık geri dönülemez bir şekilde kendimizi bağlamışız. Biz şu anda şunu yapıyorsak eyvallah, bakın biz Avrupa Birliği ile artık işimiz kalmadı, Avrupa Birliği hedefimiz kalmadı diyorsak ondan sonra dönüp tamam kaldırabiliriz. Ama yani oraya hem söz vermişiz, kendimizi bağlamışız protokollerle. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarın öbür gün yapacağı anlaşmalara kim itibar eder Sayın Başkan, soruyorum size. Şimdi bakın işte biraz evvel ben onu söyledim. Şu an duygusal bir ortamda. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda duygusal değil. Niye değil? 15 Temmuz öncesinde de bu konudaki düşüncemiz net. İdam cezası olmalı. Ha, kapsamı konusunda Türk milleti... Avrupa Birliği'ne MHP taraftar mı? Bakın şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği konusunda da çok netliğimiz var bizim. Söylediklerimiz var. Avrupa Birliği, Bulgaristan ne zaman müracaat etti, ne zaman alındı? Önemli değil, çabuk aldılar. Şimdi orada Bosna mıydı? Bosna şimdi. Küçük bir ülke nihayet. Ne zaman alındı, ne zaman müracaat etti, ne zaman onların alındı? Onların hepsinin oradaki toplamı Türkiye'nin yarısı kadar etmiyor. Yani. Ama tamam, ama şimdi biz, eğer bu işin bir standardı olacaksa, Bulgaristan'daki gayri kişi başına düşen milli gelir, hayat standardı, demokrasi standardı Türkiye'den çok mu iyi? Şu var zaten, bizi almayacaklarını söylüyorduk. Alamayacaklarını söylüyorduk. Varsayalım aldılar, girecek yani miyiz? Bir Hristiyan kulüp gibi. Almayacaklarını söylüyorduk. Hayır, varsayalım aldılar, girecek miydik? MHP'nin görüşünü merak ediyorum. Sizin görüşünüz ne? Hayır, yani biz orada, yani eğer alsalardı, bizim şartlarımızda alsalardı, girerdi. Bunun bir zararı yok. Girerseniz o zaman idamı isteyemezsiniz. Ben de onu söylüyorum. Diyorum ki zaten almayacaklardı. Zaten almayacaklardı. Türk milleti idamı kaldır dedi. Biz milli iradeye saygı duyduk. Dedi ki idam cezasını biz oy vermiyoruz, onay vermiyoruz. Türk milleti bize işte bu oranda oy verdi. Bu iradeyi biz burada temsil ediyoruz. İdamın kalkmasına karşıyız. İdamın devam etmesinden yanayız. Parlamentoda oy vermedik. Ama Türk milletini orada temsil eden siyasi partiler, yani milli irade büyük bir çoğunlukla idamı kalktı. Şimdi biz bu konuda diyebilecek bir şeyimiz var mı? Şimdi diyoruz ki biz o zaman da idam olmasını istiyorduk, bugün de istiyoruz. Zaten bizi almayacaklardı. Avrupa Birliği'ni ciddiye almanın bir anlamı yok. Hani Ekim ayında serbest dolaşım başlayacaktı, ne oldu? Ya Türkiye maalesef, hani ne oldu? Yani oraya ilk müracaat ettiği günden hani beri Avrupa Birliği siyasi kararlarla şey. Bugün şunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi önce samimi olarak idam cezasını istiyor mu, istemiyor mu? 14 yıldır Avrupa Birliği konusundaki çabaları gerçekçi miydi? Reel miydi? Doğru muydu? Bugün başka bir düşüncesi mi var? Yani bunu ortaya koymalı. Sizin sizi teyiden bir başka samimiyet testi daha var AK Parti'nin şu anda. FETÖ'yü ve FETÖ suçlularını bulundukları ülkelerden iadesini gerçekte istiyor mu, istemiyor mu? Neden? Çünkü o şu açıdan önemli, Türkiye'de idam cezası uygulanıyor olsa hiçbir ülke idam cezası olan ülkeye suçları iade etmiyor. Bizim yani öyle bir pratik yok. Şu anda siz bir yandan FETÖ suçlularını başta iadesini isterken diğer taraftan da idam tartışmasını gündeme getirmeniz ciddi anlamda bir çelişki doğuruyor. Yani biz siyasette bir kafa karışıklığına da yol açmıyor. Belki o konuda şunu diyebilir. İdam cezası geriye dönük çalıştırılamayacağı için bu FETÖ darbesiyle alakalı iade edeceklerimiz... Bir taraftan da içeride çalıştıracağız da deniyor. Bir yandan da maalesef yani bu iş hukuki tartışmanın dışına taşındığı için işte mütemadi, temadi eden suçlar gibi düşünülerek bu
APO'nun dahi işte asılabileceğini söyleyenler var. Ha, işte ben ona bak hukukçu değilim ama. Başkan tabi burada sıkıntı var hukuki açıdan. Bir mantık, ben hukukçu değilim ama hukukun bir mantık olduğunu düşünüyorum. APO'nun mahkum olduğu süreçte Türkiye'de o suçlara idam cezası vardı. Ama sonradan kaldırıldığı için lehine olan, lehe olan hüküm uygulanır hukukçu olarak. Evet. Bakın ben şunu söylüyorum, kanaatimi söylüyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi olarak idamın 47 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde idamın kalkması lehinde oy kullanmamış bir siyasi partiyiz. Bugün de aynı görüşümüz devam ediyor. Fakat ben idam cezasının bu siyasi iradeyle kaldırılabileceğini, becerebileceğini, bu iradeyi koyabileceğini düşünenlerden değilim. Ya idam cezasının bu sadece ortamda algı yönetimi, milletin ortamda, gazımızı alıyor. Biraz popülist bir tartışma yani, oluyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişte olduğu gibi milletimizi aldatıyor. Çok net. Şimdi yani, o konuyu bilemeyiz biz de. Ama bu ortamda tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani burada halkın büyük oranda öfkede, sizin de belirttiğiniz gibi işte o Özgecan olayında da geçen yaşadık Manisa'da işte bilmem nerede toplum ciddi infialler yaratır. Aslında aklı selim bu ortamda bu tip tartışmaların yapılmaması gerektiğini söyler. Ama nedense siyasetçiler böyle toplumun taleplerine karşılıklı böyle yüksek perdeden cevap vermeyi severler. Bir popülist bir yaklaşım var sanki burada. Ama bu işin sağlıklı ortamda bu biraz daha zaman geçtikten sonra bu olaylar biraz soğuduktan sonra tartışılması gerekir. Ama tartışılırken de Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin girmesin idam cezasının Türkiye'de bir kısım suçlar için getirilmesi gerektiği artık halk tarafından ciddi şekilde de isteniyor. Zaten bunun için hatırlıyorum mesela sizde Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. Hatta Büyük Birlik Partisi de belli bir sayıda dilekçe imza toplayıp meclise gönderdiler değil mi? Siz de topladınız. Yani bir bayağı yüksek sayılarda böyle yüz binlerle ifade edilen sayılardı. Şimdi hatırlayamıyorum da meclise böyle bir dilekçe de verdiler. Ama bu cezanın Türkiye'de olmaması vicdanları ve adalet duygularını zedeliyor. Bence bir ülkede adalet Avrupa Birliği'nden önde gelir. Elbette. Onda kesinlikle hiç yani şek şüphe yok. Evet. Ama idam gelmekle adalet gelir mi? Yoksa tam tersi adaletsizlik mi gelir idam üzerinden? Tartışma budur. Biz işte sizin de katıldığınız endişe yani bu bugün çok haklı. Zaten cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir derler. Hiç kimse size zehir içiriyorum diye zehir içirmez. Zehiri bal kasesi içerisinde getirir. Yani şimdi burada bu dönemde bakın elbette sizi de anlıyorum. İdama taraftar olanları da anlıyorum. Ama idama taraftar olanlar da taraftar olmayanları da anlayabilmesi lazım. Türkiye'nin yaşadığı pratikler var. Yani çok kötü örnekler var. Yaşanmadı değil ki, yaşandı. Yani gözümüzün önünde yaşandı. Ben şahsi hayatımda işte 52 yaşındayım. Bu kadar darbe gördük. Her darbe sonunda da asılan insanlar gördük. Ve yani bunlar ya o kesimlendi ya bu kesimlendi. Ama siyaseten ve ideolojik olarak idamlar hep gündeme geldi. Bugün gündeme gelme sebebine de baktığımız zaman yine Özgecan cinayetinden sonra gelip tartışalım, parlamentoda bunu idamı getirelim dendi mi? Hayır denmedi. Ne zaman dendi? 15 Temmuz darbe girişimi. Sayın Başkan'ın söylediği gibi devlet kendisine karşı bir, kendi varlığına, güzel kişiliğine karşı bir hareket olarak algılayınca onu savunma refleksi olarak ortaya çıktı. Yoksa şahısların Özgecan cinayetinin olduğu gibi ve o zaman sahiplenip getirseydi farklı olabilirdi. Bugün farklı burada bir şey. Problem ya, şurada. Toplumda bir linç kültürü oluşuyor. Bakın şimdi görmediğimiz bir şey var. Bir, toplumda ciddi şekilde devletin bu adalet duygularının zedelenmesinden ve
adaletin dağıtılmasından, adil davranılmadığı endişesiyle, nitekim bizde bir de moda haline geldi, cezaevi infazları var. İşte adam, halk bakıyorsun. Bugün son bu infaz yasalarından sonra yani cezaevinde, toplumda anormal bir rahatsızlık var. Hayır, cezaevinde işte çok adi suçlu bir şekilde ölüyor birileri. Hatta bir tanesini işte öldüren adam gururla ben infaz ettim diyor. Şimdi bu şekilde toplumda ya kapı koluna adam kendini asıyor. Kendini asıyor. Kapı yani koluna. Bu açıkça belli ki bir infazdır. Şimdi burada şunu göz ardı etmemek lazım bence. İdam cezası da bir cezadır. Hapis cezasından ağır bir cezadır. Şimdi idam cezasına karşı olanlar şunu söylüyor. Yani biraz önce Şakir'in sözünü kestik, tam şey edemedi. Yani siz yargılamada milyonda bir ihtimalle hata yapmış olsanız dahi geri dönülemez. Evet. Bir ceza veriyorsunuz. Bir daha telafisi mümkün değil. Ama işte nitekim hapse attıklarınızı ya affedersiniz 8 yanlış, sene sonra, yanlış evet, yapmışız pardon dedim, demiş. Pardon dedim deyip bırakabiliyorsunuz. Ama netice itibariyle o 8 sene ceza yemiş, yatmış birisidir. Şimdi burada da bir ceza vardır. Ha, bu ölüm kadar ağır bir ceza değildir ama adalet duygularının yerine gelmesi, birileri milyonda bir de yanılabilecek ihtimaliyle ona da adalet içerisinde bir fren, bir şey bulmak lazım. Ama bu cezayı toplum istiyor. Yani idam cezasını, şahsi kanaatim, ama bunu sağlıklı bir ortamda tartışmamız gerekir. Kesinlikle. Evet, bu idam cezası da yine çok su götürür ama Sayın Başkan'ı çağırmışken şimdi biraz partinin çalışmalarından biraz konuşalım. Evet. Parti biliyorsunuz son süreçte muhalif bir hareket, birkaç muhalefet lideri diyelim, yani baş kaldıran diyelim hareket. Bunların içinde işte Meral Hanım en çok popüler olandı. Ciddi böyle bir partide yaralanmalara yol açtılar ve bunların ihraçları işte gündeme geldi. Böyle zorlu bir zamanda da başkan görev aldı, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bu konuları biraz da konuşmak istiyorum. Yani MHP'de evet. Sular duruldu mu? Evet. MHP'nin özellikle 15 Temmuz'dan, o benim az önce Sayın Devlet Bey'i övdüğüm şeyinden sonra, 15 Temmuz'dan sonra size elbette kamuoyu anketleri falan yaptırıyorsunuz. MHP'nin oyları arttı mı? Yoksa MHP'ye az önce işte bizim ya MHP'de AK Partileşti zaten, ne farkı var? Aslı varken diğerine niye oy verelim diye oyları düşüyor mu? Yani bu konuda sizin şeyiniz nedir? Şimdi bu anket meselesinden başlayayım. Bu süreçte bizim yaptırdığımız bir anket yok. Ancak bizim dışımızda yapılan anketleri gördüm. Birkaç tanesini. İşte hemen en düşüğü 13.7 civarındaydı. En yükseği de 17.9. Bu bir de dışımızda yapılan anketler. Yani bu şu. 1 Kasım'dan en kötüsü, 1 Kasım'dan iyi. Evet. 1 Kasım'da aldığımız oydan iyi. Öyle ifade edeyim. Ha seçim sattım haline girince yukarı mı, daha mı yukarı çıkar, daha mı aşağı iner? Sandıkla pazarlık olmaz. Sandığın pazarlığı olmaz. Ne çıkar bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi parti içi çalışmalarında evet 15 Temmuz öncesinde, yani 7-8 ay Milliyetçi Hareket Partisi'ni kamuoyu önünde itibarsızlaştıran, tartıştıran bir anlayışla karşı karşıyaydı. Genel Başkanımız da dönem dönem bunu açıkladı. Bizim değişimden muradı olan, değişim isteyen kardeşlerimizle alakalı hakikaten bir sıkıntımız yok. Bakın 1 Kasım seçimlerini doğru okumak lazım. 1 Kasım seçimleri işte 80 milletvekilinden 40'a düşmüşsün. 6 milyon küsur oydan 2 milyon kaybetmişsin. Bir facia, ciddi bir problem. Bu harekete 40 yıldır hizmet eden insanlarımız var. Ya artık iktidar istiyoruz. Devlet kurumlarında ülkücü olduğu için, milliyetçi olduğu için, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakınlık duyduğu için ciddi anlamda mazlum olan, sıkıntıya düşen insanlarımız var. Bu hala da devam ediyor birçok kurumda. 15 Temmuz sonrası da maalesef devam ediyor. Hal böyle olunca bu iktidar özlemini anlamak lazım. Bunu da çok görmemek lazım. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Ama bunu Milliyetçi Hareket Partisi 1 Kasım'dan hemen sonra bütün unsurlarıyla, mesela Bursa'da o dönem ben il başkanı olsaydım 1 Kasım sürecinde,
hemen o 15-20 gün, bir ay sonra genişletilmiş bir ilivan toplantısı yapardım. Evet. Bütün teşkilatları ziyaret ederdim, rapor isterdim. Ne istiyorsunuz? Ama bunu böyle mikrofonda gaza gelip hamasi bir düşünceyle değil, yazarak. Yazarak istediğin zaman daha düzgün cümle kurmaya çalışır. Kalıcı olacağı için daha dikkatli yazar insanlar. Bunları yazı olarak toplardım ve buradan çıkan talebi genel merkeze götürürdüm. Değişimse değişimi götürürdüm. Ne çıkarsa onu götürürdüm. Ama bu yapılmadı. Bu yapılmayı daha 2 Kasım günü bir fırsat bilip, bu seçim sonucunu bir fırsat bilip, bunu fırsata dönüştürmek isteyen bir anlayışla karşı karşıya kaldı ki Milliyetçi Hareket'in geneleinde imzayla yok. Varsayalım ki Meral Hanım o dönemde genel başkan oldu, iktidar olacağım dedi. Başbakan evet. olacağım dedi. Bu başbakan da şu demektir. En az %30 ve üzeri. %40'ın üzeri. Yani, yetmiyor çünkü. Ya hani, evet. %40'ın altında işte %40,5 aldı. 7 olmadı, Haziran'da olmadı. Beni göstermeye. Adalet ve Kalkınma Partisi 2001'de %35'le. Hayır, son 7 Haziran'da %41 aldı. Tabii meclis aritmetiği. Meclis aritmetiği. Ben o kadar yüksek hedef de koymuyorum. %30-35. Evet, %30. Girdik seçime. %20'de kaldı. Peki bu yolu açtığın zaman ben de mi imza toplayayım? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde her seçim sonrası hedef tek başına iktidar, hedef iktidar, her iktidar olamadığında imza mı toplayacağız? Bakın Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıldır bir sefer olağanüstü kongre yapmıştır. Rahmetli Başbu vefat ettiğinde. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü kongre yoktur. Ve bu muhalefet hareketleri Ali Seydi Bey hatırlar. Rahmetli Başboğaz yapılmadı. Tabii. Defalarca yapıldı. Onun için bunun yol olmadığını, bu imza toplamanın yanlış olduğunu, geleneklerimize uymadığını, önümüzde bir kongre sürecinin, ha şunu talep edebilirdik belki genel başkandan. 2018'i işaret etti. Sayın genel başkanımıza makul ölçüde bütün MHP'liler, ülkücüler toplanıp, sayın genel başkan ya bu çok uzun bir süre, bunu biraz erken alır mıyız, alabilir miyiz diye bir baskı grubu da oluşturabilirdi. Lisanı münasiple. Ama maalesef bu süreci biz kötü değerlendirdik. Peki bu... yani o süreci kötü de yönetse sizin ülküdaşlarınız, sizin tabirinizle sizin partilileriniz değil mi bu insanlar? Evet. Yani onlar iktidar istemekle, daha fazla oy istemekle kötü bir şey mi yapıyorlar? Yani, hayır. Yani ya da daha önce hiç olağanüstü kongre yapılmamış olması şimdi yapılmayacağı anlamına mı geliyor? Olağanüstü kongre bir yani olağanüstü kongre hukuken öngörülmüşse fiilen de olabilir bir şeydir. Yani bu çok böyle infial uyandırması yani çok kötü bir şeymiş gibi karşılanması nedendir yani? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişine baktığımız zaman çok bedel ödemiş bir siyasi partidir. Binlerce, on binlerce insanlarını, mensuplarını ülkücü oldukları için cezaevine vermiş insandır. İstikballerini feba etmiş on binlerce insanımız var. İdam edilen arkadaşlarımız var. Şehit olan kardeşlerimiz var. Çok ağır bedellerle ödeyerek geldi. Ve bu bedelleri öderken de Milliyetçi Hareket Partisi kendi geleneklerini oluşturmuş bir siyasi harekettir. Şimdi yasa, yani şöyle söyleyeyim. Bugün bir gece kulübü çalıştırmak. Veya ne bileyim bir randevu evi çalıştırmak yasal olabilir. Her yasal olan şey meşru mudur diye. %100 ahlakidir. Meşru yasa hükmünde meşrudur ama %100 ahlaki midir? Veya bugün Türkiye'de kilise açabiliyorsunuz. Açalım onu. Onlarla bir ya bakın, kıyaslanmaz ama ya. Yani şimdi yasa, bir partinin kendi içinde kongre istemesiyle bakın, yani hayır ama hani burada sanki devlet bey söylediğim önemli bir şey var burada. Geleneklerini oluşturmuş bir siyasi parti. Yani bu yasalarla yönetmeye kalkarsan diyorum ki her seçimde ya sonra... yasalarla yönetilmeyecekse niye ya duruyor orada yasa? Hayır şu mu var burada? Yani Devlet Bey bu hareketin işte Türkiye'nin de son 15 Temmuz'da muhatap olduğu darbe girişimiyle korkunç yüzünü gördüğümü bir cemaat gördüğü cemaatin bir hareketi desteklemesi parti içinde bir ha, operasyon bu, endişeleri, emareleri, belirtileri, delilleri eline şimdi ulaştı zaman, acaba? Şimdi yani. Zaman zaman genel başkanımız bu konuyla alakalı ciddi endişelerini belirtti. Belirtiyordu da. Belirtiyordu. Için, evet. Mesela 15 Temmuz'dan önceki süreçte de bana soruluyordu bu. Ben de o dönemde il başkanı olduğumda bir de çok revaçtaydık. Birçok kanal çağırıyordu o zaman. MHP'de kavga olduğu için. Ben şunu diyordum. Ben Meral Hanım'ın öncelikle evet.
FETÖ'cü müdür, değil midir, cemaate gidip talimat almış mıdır, almamış mıdır bilemem çünkü kul hakkı çok önemli bir şey. Elimde bir delil yok. Evet. Ama şunu söylüyordum. Endişelerim odur ki cemaate mensup birçok şirket, kuruluş ve televizyon, basın evet. yayın organları bu hanımefendiyi destekliyor. Bu benim için önemlidir diyordum ama ben bilemem. Hakikaten hala da bilemiyorum. Varsa bugün, deliller. Bugün mü dün mü ortaya çıkmalı. Suç duyurusu vardı Meral Hanım'ın şeylerle ilgili. O iki tane televizyonda evet. Biri Cemil Barlas, diğeri neydi? Onun sözlerinden evet. dolayı şikayet evet. etmişti. Nurettin Veren. Nurettin miydi? Neyse o onunla ilgili mahkeme beraat kararı vermiş. Delil yetersiz. Bakın ben bir de şunu söylüyorum. Meral'e partiyi yani, büyütmek adına, partiyi yani, iktidara taşımak adına çok iyi niyetle, çok halis niyetle, çok ülkücü değerlerin çerçevesinde Meral Hanım'a destek vermiş birçok arkadaşımız da var. Evet. Ben Meral Hanım'ı elimde bir delil olmadan, belge olmadan bu şekilde suçlarsam onları da incitirim. Tabii burada bir bu manada, şey var ama elimizde bir şey var. Meral Hanım mesela 28 Şubat süreci benim için çok önemli bir 28 Şubat sürecinde çok evet, dik duran duruşu, o dönemde şeydi. Gerçekten duruşuyla muhafazakar kesimde hakikaten insanların gönlüne su serpen bir kadın olması de yani erkek hanım, gibi hanım olması, erkek gibi erkek. Evet hanım olması hasebiyle erkek gibi kadın filan denmiştir böyle yiğit bir kadın yani öyle diyelim daha o dönem evet. için. Şimdi yani dün yiğit olan bugün başka bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Ya, oluyor, İnsanı, tabii, insan yanılabilir. İnsan şey yapabilir ama burada ben özür dileyerek sizin şeyinizde Meral Hanım'ın ben bu yapıyla doğrudan irtibatlı falan olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ama yola çıkmışsınız size birileri ihtiyaçlarınız var bir sürü bu toplantılar vesaire siz herhalde arada söylemiştiniz. Sadece Bursa toplantısı 250-300 bin liraya. Çok ciddi paralar. Çok ciddi evet. paralar. Harcandı. Elbette birileri bunu üstleniyorsa siz de yani bundan yani üstlenme demezsiniz. Yani böyle olmuştur. Yani fiili bir siyasi özellikle siyasi destekler de özellikle istenen önemli. Bir destek değil, talep edilen bir destek değil ama görmezden gelinen yani istemem ama yan cebime bakın, koy denilen bir şey olabilir. Cumhuriyet Gazetesi gündemde. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi birdenbire beni MHP Bayşe'de taşımaya kalkarsa vallahi biraz rahatsızlık duyarım. Biraz rahatsızlık duyarım. Evet fazla bana, zamanımız bana, kalmıyor bana, biraz da. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu evet. söyleyin. Şimdi bakın bu konuda ben de diyemem demedim de zaten ama Bursa'da yerele baktığımız zaman ben arkadaşlarıma burada şu mesajı vermek istiyorum bütün camiaya. Dün değişim istemiş. Birçoğu da haklı taleplerle istemiştir. Samimiyetle istemiştir. Bizim bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Partimizin kapısı herkese açıktır. Bizim bir daha söylüyorum buradan. Edepsizlik yapanlarla işimiz vardır. Edepsizlikten muradımız da şudur. İster değişimi istesin, ister devlet beyin yanına saf tutsun. Her kim yapıyorsa bu edepsizliği, birbirimizin yüzüne bakamayacak ifadeleri kim kullanıyorsa biz bunların karşısındayız. Töreye uygun oldu mu sorun yok. Evet, evet. Siyaseten. Evet. Töreye uygun bir genel başkan değişikliği yapacak mısınız başkanım? Yapacak. Nasıl? Töreye uygun bir genel başkan şu anda, şu anda biz henüz ilçe kongrelerimize başlamadık. İlçe kongrelerimizi yapacağız. İl kongrelerimizi tamamlayacağız. Ondan sonra genel başkanımız aday olacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Evet, yani fazla, bir görelim bakalım fazla yani. Fazla şeyimiz kalmadı. Az bir şey kaldı. Biraz da başkana yerelde birkaç şey her zaman böyle evet, Bursa, olmuyor. Bursa üzerinde de biraz Bursa üzerinde de birkaç konuya girelim. Şimdi kamuoyunda ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok rahatsızlık meydana getiren bu biraz önce senin de söylediğin gibi yetişmiş kadrolara sahip bir parti Milliyetçi Hareket Partisi diğer partilerden farklı olarak 15 Temmuz'dan veya 17-25 Aralık'tan önce bütün kadrolarında cemaate yer veren işte bu namaz kılan kardeşlerimiz diye bu insanları kendilerinden ayırmayan AK Parti iktidarı bu dönemden sonra bunlardan gördüğü ihaneti korkunç bir bedel ödeyerek temizlemeye çalışıyor. Şimdi temizlemeye çalışırken kadrolarda bulunan ülkücüler yine sıkıntıya
yaşıyor, yine sürülüyor, yine efendim işte söz dinlenmiyor, yerlerine kadrolara yerleştirilmiyor veya getirilmiyor gibi. Özellikle sizin Selçuk kardeşimizin, Selçuk Türkoğlu'nun çok muzdarip olduğu söylemleri var. Basından da izliyoruz. Siz de bunları herhalde dillendiriyorsunuz. Şimdi, nedir bu? Yani sizin gözlemleriniz, şimdi sıkıntılar tabii, nedir? Kucaklaşacağız. 15 Temmuz, Yenikapı ruhu. Yok böyle bir şey. Aşağıda bürokraside böyle bir şey yok. Bakın örnek vereceğim ben. Buradan da herkes duysun. Yani siyaseten olan bürokraside olmuyor. Yok, 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 yok. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz sanıyorum 20 gün önce falan burada bir şeyler kuruldu. Milli eğitime öğretmen almak için mülakatlar yapıldı. 13 komisyon vardı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak sadece iki kardeşimizi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne telefonlayarak rica ettim. İki kardeşimizi, iki. Bunlar komisyona üye olsunlar diye mi? Hayır. İşe alınsınlar diye. Mülakatta, mülakatların nasıl yapıldığını biliyoruz. Mülakatlarda... Komisyonu kim oluşturuyor peki başkan? 13 komisyon vardı. Tamamı 13 komisyonun başkanı da Eğitim Bilsen üyesi. Onun 3 tanesi, 5 tanesi de kamu senden istenemez miydi? O kadrolardan istenemez miydi? Bu iş eğer o Yenikapı ruhuysa bu. Bu devlete beraber sahip çıkacaksak. Hadi buyurun. Bütün bunlara ona da ses çıkarma. Dedi ki bir deneyelim bakalım. Milli Eğitim Müdürümüzü aradım. İki kadro. İki öğretmen kardeşimizi, genç kardeşimizi rica ettim. İl başkanı olarak ve milliyetçi sözümü de şöyle söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatları adına talep ediyorum. İki. Vermediler. Dönmediler de. Şimdi yani bu, bürokratlar yok, maalesef, tepedeki o maalesef, uzlaşı şeyinden maalesef, bir haberler maalesef, yine hala, bildiğini okuyorlar. Hala hatta benim bir başka endişem var. Bakın bunu da buradan paylaşayım. Evet. Bu FETÖ kalkışmasına, 15 Temmuz ihanetine karışan herkes yasalarımızın öngördüğü en sert ne uygulama mutlak, varsa katılıyorum, doğru, uygulanmalı. Ancak endişemiz var. Bu soruşturmaları yapan içeride hala kriptocuların olduğu ve bu mağduriyetleri çoğaltarak yarınlara ait bir toplumsal baskı yaratmayı tıpkı Ergenekon'da balyozda olduğu gibi sulandırmak gayretini hissediyorum. Hı. Buradan sakın kimse şunu anlamasın. Bu mağdur edebiyatıyla FETÖ'cüleri koruyor. Sakın ola böyle bir şey niyetimiz yok. Ama şunu söylüyorum. Son cümleleri alalım başkan. Şunu bitiriyormuşuz. Çivik kuvvetteki polis Ahmet'in ya, yok yani bu kadar da değil yani. Hakikaten evet, değil bu kadar. Yani bu işin siyasi ayağı. O 15 Temmuz gecesi o bildiriyi yazan, yazdıran, okuyan, okutan siyasi ayak. 16 Temmuz sabahı başarılı olsaydı Başbakan, Bakanlar Kurulu ya Kurmay Başkanı kimlerden oluşacaktı? İşin bu tarafı tespit edilemezse, Türk milleti kamuoyunun önüne konulamazsa bu 15 Temmuz gecesiyle alakalı sokakta dolaşan söylentiler çoğalacaktır. Bunu evet, engellememiz lazım. Evet, sevgili başkan, Şakir kardeşim maalesef bitiriyormuşuz. Tamam, buyurun. Evet, sevgili izleyiciler, bu akşamda daha çok konuşacak şeyler vardı belki ama zamanın yetersiz olduğu için burada bitirmek zorundayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir daha görüşmek üzere inşallah.